Arkadaşlar bir 10 dakika ara verelim. Sonra diğer bayağı bir uygulamamız var. Farklı farklı kısa kısa uygulamalar var. 20.05'te görüşmek üzere. Yani ArcGIS ile ilgili bayağı bir farklı farklı şeyler göstereceğim. O yüzden bir yere ayrılmayın. 20.05'te görüşürüz. Şu anda. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, konulara bakıyorum. Pardon. Burada ne gibi verilerimiz var? Bir, join yapma nedir onu göreceğiz. Sonrasında GPS verisini programa nasıl aktarırız onu göstereceğim. Sonrasında arkadaşlar bakın burada GPS ile ilgili yani join, GPS ya da DWG formatını nasıl çeviriyoruz? DWG neydi? Farklı formattaki bir veriyi. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı formatta verilerim var. Burada hepsini kapatayım. Farklı formattaki veriyi nasıl açıyorduk arkadaşlar? Customize Extensions'da o eklenti kurmadan şeyi açamıyorsunuz. Farklı formattaki veriyi. Bu yüzden bunu muhakkak kurun. Çünkü işinize çok yarayacak. Muhakkak farklı formattaki veriler karşınıza çıkacak arkadaşlar. Bu yüzden yani sadece Global Mapper olarak düşünmeyin. Şu Data Interoperability şeyini eklentisini muhakkak kurun. Şimdi burada işte poligon verimiz var. Onun dışında line verimiz var. Aynı zaten. Onunla ilgili farklı şeyler göstereceğim. Eğer buradaki verinizi direkt burada kullanmayın. Shapefile ile çevirin arkadaşlar. Onu nasıl çeviriyordunuz? Üzerine sağ tıklayıp bakın burada pardon poligon üzerine sağ tıklayıp data exportada şimdi poligonu çeviriyoruz. Burada ben poligon yazayım. İşte bina poligonu yazayım daha doğrusu. Evet dedim ve gördüğünüz gibi poligon olan verimiz bize shapefile olarak karşımıza çıktı. Bu shapefile. Bir de line var arkadaşlar. Bakın şurada. Line verimiz var. Şeyi kaldırıyorum. Line'ı da aynı şekilde data diyorum. Export data. Buna da bina diyeceğim. Buna da bina line diyeceğim. Çünkü verimiz line arkadaşlar. Okey. Tamam dedim. Ve verimizi export yaptık. Yani farklı formattaki veriyi export yapabiliyorsunuz. Ancak veriniz her zaman poligon olarak gelmeyebilir size. Ve gördüğünüz gibi şu burada verilerimiz arkadaşlar line. Peki siz bunu poligona dönüştürebiliyor musunuz? Evet, poligona dönüştürüyorsunuz. Ancak şurada bazı veriler var, kopuk veriler. Şu şeyde gördüğünüz zaman şu verileri birleştirmeyecektir size. Çünkü arasında uçurum var. Bunları tek tek kontrol edip birleştirebilirsiniz sonradan. O da ileri düzey topoloji kavramı dediğimiz bir kavramla, yani topolojiyle bu işleri yaparak düzeltebilirsiniz. Ancak bitişik olan, yakın olan bir şeyi kolaylıkla dönüştürebilirsiniz. Art Toolbox'a geliyorsunuz dönüşüm işlemlerinde. Şurada Conservation Tools yazıyor arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz gibi. Bu veriye bakın raster, vektörel dönüşümler pardon bunlar. Özür dilerim. Şimdi bu mesela bazen hatırlamıyorsunuz. Mesela ben çoğu şeyi search dediğiniz kısımlara bakın şurada Windows search şeye geldiniz. Mesela to poligon diyorsunuz. Bak poligona diyorsunuz arkadaşlar. Dönüştürüyorsunuz. Şurada bakın hangi şey demiş? Data Management Tools. Future to Polygon. Yani özelliği poligona çevir şeyi açılıyor. Burada karşınıza. Geliyorsunuz. Bina Line. Yani bunu tam tersi olarak da
line diyebilirsiniz. Yani poligonu line'a çevirmek istiyorsanız two-line diyebilirsiniz. Ya da poligonu noktaya çevirmek istiyorsunuz. Onları da yapabilirsiniz. Line'ı seçtim. Kaydedeceğiniz yeri belirliyorsunuz buraya. Bina Tam dondu mu sizde? Sev. Şurada bir şey var arkadaşlar. X'ye tabii bazı yerler ayrık. Ancak ben onu işte 5 metre, 2 metre, 1 metre gibi tolerans verim ki onlar birleşsin. Yani bakın şurada diyelim ki şunla şunun birleşmesini istiyorsunuz. Metresine bakın. Şimdi bunlar şöyle tehlikeli. 2 metre, 3 metre en fazla. Bunlar birleşirken yanındaki 3 metrelik şeylere de birleştirebiliyor. Deneyelim. Önce bir şeysiz yapalım. Toleranssız yapalım. Line'ı seçtim arkadaşlar. Burada kaydedeceğimiz yeri belirliyorum. Bina poligon 2 dedim. Okey diyorum. Ve gördüğünüz gibi bazı şeyleri yapmadı arkadaşlar. Birleştirmedi. Neden birleştirmedi? Çünkü bayağı bir arasında kopukluklar var. Hatta şunları birleştirse şuraya birleştirecek, yanlış birleştirmeler yapacak. Onlar çünkü bozukluğu çok fazla. Bu tür şeyleri eğer çok yoksa tek tek kontrol ederek sizler değiştirebilirsiniz. Mesela şurada line editöre geldim. Bina line'ı seçtim. Diyelim ki şu. Üzerine tıklayıp buradan şöyle çekip birleştirebilirsiniz. Bakın çünkü editleme hakkı veriyor size. Şuradan gelip şöyle birleştirebilirsiniz. Tabii bunlar kontrol edeceksiniz. Altlıkları olacak arkadaşlar. Ya da dediğim gibi çok fazla varsa onları da topolojik kavram dediğimiz kavramla hataları bulup düzeltebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da bakın şuraya stop dedim. Kaydetmeyeceğim. Çünkü bunları kaydetmesini istemiyorum. Uçurtu poligon dedim tekrar. Bina line. Şuraya kaydedecek yeri tekrar belirliyorum. Bina poligon 3. Aynısını şu kısma 3 metre yazıyorum. Bakın tolerans kısmına. Okey dedim. İşte bu neden tehlikeli arkadaşlar? Onu az önce size söylemiştim. Asır yakalaması gereken yerleri yakalamıyor. Yanındaki yerleri yakalıyor. Çünkü o şurayla şurada 3 metre olabilir ama şu kısım da 3 metre. Ne yapıyor? Size yanlış yerleri yakalıyor. Bu yüzden tolerans koymadan bu tür şeylere şey yapmanız lazım. Yani line poligona çevirme. Eğer çok fazla veriniz var, cat veriler aldıysanız bu sefer de topoloji kavramı ama o an şu şeyde ileri düzey olan bir uygulama o. Bundan dolayı size burada tolerans kısmını çok fazla vermeyin. Eğer böyle çok milimetrik şeyler varsa yarım metre gibi şey verebilirsiniz arkadaşlar. Bir metre de sakıncalı bir durum burada. Bu da gördüğünüz gibi line'ın poligona çevirme. İşte söylediğim gibi poligonu da line'a çevirirsiniz. Bazen işinize o yarayabilir. Bu sefer buraya poly line deyin arkadaşlar. Şeyde to line, bazen line de yazıyor. Burada da poligonu line'a çevirebilirsiniz. Deneyelim. Bina poligonumuz var. Sonra kaydedecek yer şey kalsın. Kendi şeyi kaydetsin. Poligonları kaldırdık. Şu line'ı kaldırdık. Gördüğünüz gibi poligonumuzu line'lara çevirdi. Bu da dönüşüm araçlarından biri. Bunları da göz ardı etmeyin. Çünkü bazen gerçekten çok işinize yarayacak bir durum. Yani şu an ne işime yarıyor diye düşünebilirsiniz ama bazen öyle bir ihtiyacınız oluyor ki onu nasıl line'a çeviririm deyip üzerine tek tek çizip zaman harcayabiliyorsunuz ama direkt çevirebileceğiniz tuşlar olduğunda aklınızda bulundurun arkadaşlar. Şimdi vektörün işte line'ın poligonun vektöre dönüştüğü gibi örneğin bir poligonun arkadaşlar şurada poligonumuz var. Şeye de noktaya da dönüşebildiğini unutmayın. Bazen
noktalar da işimize yarıyor. Hemen bakalım noktayla ilgili bayağı bir uçurttu point. Tam ortasına nokta atıyor arkadaşlar bu sefer de. Poligon. Okey. Bakın gördüğünüz gibi size noktaları da veriyor. Bu da mesela bazen bir gün böyle şehir dışındaydım. Bilgisayarımda veriler yok. Nokta olarak ilçe merkezlerin şeyini aradım yani. Noktası olarak lazımdı. Hızlı bir şekilde ilçeler vardı elimde poligon. Çevirdim. O an kullandım. Geçici olarak kullanacağım bir şeydi. Yani bilimsel bir iş için değildi. Hızlı bir şekilde çevirip kullandım. Bunu kapatıyorum. Bir de bunun dışında arkadaşlar vektörün rastırın da vektöre dönüşüm kısımları var. Peki bu ne işe yarıyor? Şimdi diyelim ki piksel tabanlı çalışmalar yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Raster Calculator ya da model kurma dediğimiz işlemler var arkadaşlar. Raster üzerinde işlemler yapacaksınız. Verinizi, vektörel olan verinizi rastera çevirmeniz gerekiyor bu tür işlemleri yapabilmeniz için. Bazen de vektörel yani raster verinizi vektöre çevirmeniz gerekiyor. Bu yüzden verilerinizi vektörü raster vektörü nasıl çevirdiğini de bilmeniz lazım. Yine de bir yedek şey açayım ben. Corin arazi kullanım sınıfına ait Kahramanmaraş'ın ben de arazi kullanım 2000 yılına ait Corin verisi var arkadaşlar. Bu raster verisi. Şurada bakın seçme şeyi de yok. Sadece rengini değiştiriyoruz bu raster veride. Uydu görüntülerinden işlenerek arazi kullanım haritası yapılmış. Biz bu arazi kullanım haritasını vektöre çevireceğiz. Eğer rasterda alan hesaplamayı bilmiyorsanız diyelim ki o an raster'da çünkü alan hesaplamak zordur. Piksellerle hesaplanıyor. Vektöre çevirip ben her bir sınıfın alanını hesaplamak istiyorum diyorsanız bunu vektöre çevirmeniz lazım. R kataloğa geliyorsunuz. Şöyle Enes, bu tür şeylerde geniş bir yer çalışıyorsanız Corin verilerini kullanabilirsiniz. Sakınca o Corin verilerini düzeltebilirsiniz. Ancak daha böyle farklı sınıflar yapmak istiyorsanız kendiniz yapabilirsiniz. Ama ille de kontrollü sınıflandırma diye bir şey yok. Kontrolsüz sınıflandırmalar da çok kaliteli olur. Ama kontrolsüz sınıflandırma dediğimiz olay direkt diyelim ki 10 sınıf yapacaksınız. 10 sınıf yapıp yapmayın. O tabi ileri uzaktan algılama konusu ama atıyorum 40 sınıfa ayırın. Birleştire birleştire ona düşüreceksiniz, ona düşürün ve daha kaliteli sonuçlar elde ediyorsunuz. O yüzden kontrollü ya da kontrolsüz işin şeyi yani aslında biz kontrolsüze şöyle diyoruz, otur kontrolsüze kontrollü kontrolsüz yöntemi diyoruz. O da çok mantıklı bir yöntem. Bir ara seninle konuşuruz, beni ara bir ara o konuyu konuşalım nasıl olduğuyla ilgili. Çünkü o ileri düzey uzaktan algılama kısmı. Ona da bakarız ama Corin verilerini kullanmak istiyorsanız arkadaşlar çevirmeden önce onu gösterin. 2018 Corin verisi de şu an çıktı. Corin yazın şeye. Corin'den Kaur'a tıklayıp şurada 1990, 2000, 2006, 2012 ve 2018 yani 2018 zaten bir yıl geçmiş. Çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tüm Avrupa'nın arazi kullanım sınıfını veriyor ki 2018'de çok iyi yapmışlar. Çünkü şurada baktığınız zaman 2018'i sadece Landsat 8'e değil Sentinel 2 uydu görüntüsüyle işleyerek yapmışlar. Burada detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Her şeyi yazıyor. Yani 90 yılında Landsat 5, 2000 Landsat 7. 2006'da çok kaliteli farklı bir Spot 4 ve 5 ile yapmışlar. Ücretli bir şey. Landsat kullanmamışlar. 2012'de de Rapid A dediğimiz bir şey yapmışlar. Bu Landsat 8'i zenginleştirerek yapmışlar arkadaşlar. Bu da önemli bir arazi sınıfı. Bunları indirerek arazi kullanımını çalışabilirsiniz. Ama böyle detaylı çok daha iyi bir şey istiyorsanız kendiniz uydu görüntüsü indirip yapmanızı tavsiye ederim. Ama yine bilimsel çalışmalarda
geniş alanlara çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer bir kafanızda şey varsa kontrol ederek verileri üzerine değişim yapabiliyorsunuz. O da şey değil. Sadece buna üye olarak üye oluyorsunuz. Corin'e şeyi indiriyorsunuz verinizi. Corin verisi Avrupa'da arkadaşlar birçok ülkenin birleşerek hatta Avrupa'nın tüm ülkelerinin özellikle bakanlık düzeyinde Tarım ve Orman Bakanlığı gibi şeylerin birleşerek bir proje. İsmine Corin demişler. Tüm Avrupa'nın belli dönemler şeklinde arazilerini sınıflandırıyorlar. Buna da projenin ismini Corin dedikleri için Corin diye adlandırmışlar ve bunların sınıflandırması var. Düzey 1, düzey 2, düzey 3 ve düzey 4 gibi sınıflandırmaları var. İşte o sınıflandırmaları az olan sınıflandırma, geniş mesela sadece yerleşme, su, tarım, sanayi atıyorum. Sonrasında düzey 2 diyorsunuz biraz daha geniş, düzey 3 diyorsunuz daha geniş, daha ayrıntılı arazi kullanım sınıfını size veriyor. Burada gördüğünüz gibi. Mesela Corin'in ana sayfasına girdiğinizde detaylı şekilde büyük bir proje olduğunu. Bir ara Corin 2018 çıktığında Türkiye'ye yoktu arkadaşlar. Bir anlaşmazlık olmuştu. Sonrasında da tekrardan anlaşarak Tarım ve Orman Bakanlığı'yla Türkiye'yi de koydular. Yani Türkiye'yi yapmalarına rağmen koymamışlardı. Corin'i çok rahat kullanabilirsiniz. Şuradan bakalım. Bakın bu gördüğünüz Kahramanmaraş'ın 2000 yılına ait Corin sınıfı arkadaşlar. Bu Kahramanmaraş merkez şu kısım yerleşmeyi gösteriyor. İşte her bir renk bir şeyi temsil ediyor. Raster verisi buradan rahatlıkla arazi kullanımındaki değişimleri ölçüp ne gibi çalışmalar olmuş, nasıl değişime uğramış bunları ya da mevcut bir şeyi gösterebilirsiniz. Birçok çalışmada da ihtiyaç duyuyoruz zaten. Şimdi biz bu veriyi indirdim. Raster veri. Vektöre ihtiyacım var. Ben bunu vektöre çevirmek istiyorum. Şu Conservation Tools'a geliyorsunuz. Burada from raster, raster'dan dönüştür diyorsunuz. Neye dönüştüreceksiniz? Poligona. Raster to poligona arkadaşlar bakın. Şeyi seçiyorum. Corin dedim. Input raster'ı seçiyorum. Şu file yazan alan kısmına kod ya da label. Label burada neyi yazıyordu label'da arkadaşlar? Burada kaldı şey yapalım. Label isimlerini yazıyor. Kodda her ismin bir kodu var. Karşı sayısal olarak 111, 112 gibisinden. Bu sefer biz label'lara dönüştürelim. Label dedim. İsmi şeye kaydısın. RCS kendine olan şeyin içerisine, dosyasının içerisine kaydısın. Ve vektöre dönüştürdü arkadaşlar. Bakın burada verilerimiz vektöre dönüştürdü. Burada otomatik alanını belirledi. Siz kendiniz yine alan belirlemek istiyorsanız add file tıklıyorsunuz. Alan dediniz. Örneğin ben hektar olarak hesaplamak istiyorum. Double yaptım. Şuraya koydum. Şurada mouse'la seçip sağa tıklayıp calculate geometry deyip hektar diyorum ve her bir sınıfı burada hesapladı arkadaşlar. Şimdi burada vektörel olduğu için ayrı ayrı sınıflandırıyor. Onları toplamları yapacağım. Mesela şu istatistik şeyine girdiğiniz zaman size minimum, maksimum ve toplamını verir. Peki daha farklı burada bir çalışma yapabiliyor. Nasıl farklı arkadaşlar? Vektörel olduğu için. Mesela Natural Grasslands. Bakın burada da var. Biraz ileri düzey anlatacağım size bu kısmı. Her bir sınıfı ayrı ayrı hesapladı ama ben bunların her birini diyelim ki bu natural otları toplamda ne kadarmış onu ölçmek istiyorum. Değil mi? Summarize'e geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada şu hesaplama kısmında bu şeyleri hesaplayabiliyorsunuz. Evet dedim. Bakın bu bana bir hesap şeyi çıkarttı. Open diyorum. Şurada hepsine tek tek verdi. Sonra bunu şu kısımda hesaplama kısmı var. Summarize diye. Bütün hepsini veriyor. Eğer şu an kafanız karışmasın diye şöyle düşündüm şey yapıyorum.
Bir en son dersi arkadaşlar not alacağım. En son dersi anlatacağım çünkü bazı bilgiler karıştığı zaman hani birden böyle farklı hesaplamalar koyduğum zaman kafanızda şeyler gidebilir. Böyle programda çekinebilirsiniz. Çünkü program o kadar çok tools, o kadar çok şey var ki. Yani size şöyle söyleyeyim. Mesela benim en çok kullandığım şeylerden biri jeoistatistiksel analiz. O kadar çok kendi içerisinde menü var ki bunların içerisinde. Bakın. Ama bazıları geliyor özel alanda. Şu Parse Fabric çalışıyor. Bazıları Network. Çünkü alanınıza göre yapıyorsunuz. İlk başta temel şeyler vardır. Onları bilmeniz lazım. Şu kısımdan arkadaşlar hepsine ayrı bir nokta verdi. Hepsini ayrı noktalar tek tek seçerek de yapabilirsiniz. Burada ya da bununla ilgili Excel'e aktarıp hesaplayabilirsiniz. Export yaparak ama daha kolay yolu var. Onu da size en son derste vereceğim arkadaşlar. Bu gördüğünüz vektörel veri alanları hesaplayabiliyorsunuz. Ya da böyle daha uzun hesaplama yapan insanlar var. Nasıl uzun hesaplamalar yapıyorlar? Böyle. Şimdi o summarize'ı bilmediğinizi düşünün. Select by attribute'e geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Raster column diyor ya. Raster column'de her bir level'ı şurada eşittir diyorsunuz. Diyelim ki airport. Siz airport'ları burada seçiyorsunuz bakın. Zaten bir tane airport var. Bunda sıkıntı yok. Tekrardan seçin. Hani airport olduğu için. Şöyle bakalım. Karışık orman mesela. Kaç tane var? Çok fazla var, değil mi? Properties'e pardon. Open Attribute Table'a geliyorsunuz. Şu seçilenleri görüyorsunuz. Kaç tane varmış arkadaşlar? Böyle bakın. Zaten sayısı yazıyor. 292 tane yani 5000 küsur bir şeyde. Ama bunu tek tek hesaplamak yerine şu editöre geliyorsunuz. Bak bu uzun yolu. Zaten ama şu an şey hatası verdi bize. Raster'da açık olduğu için. Editöre geliyorsunuz arkadaşlar. Merge'e basıyorsunuz. Bütün hepsini birleştiriyor. Hatta şu programda şurada alıp şeyi yapabiliriz. Tekrardan size göstereyim. Kopya. Paste. Verimiz kilitli diyor. Çünkü şeye kaydetmedik. Orada bazen sıkıntı yapıyor. Data export yapayım arkadaşlar. Bu sefer buradan deneyelim. Evet. Şimdi Selection'a geldik. Select by attribute dedik arkadaşlar. Şurada get karışık ormanlar dedim. Level eşittir karışık ormanlar. Şansınızda böyle bir sıkıntı yapıyor. Şuradan açayım. İnkasörde. Evet şu. Az önce şeyden de, pardon hatırladım neden olduğunu. Neyse şimdi burada şu kısmı değiştirmedik arkadaşlar ondan dolayı. Şurada karışık ormanları aldım. Seçili hale geldi. Editöre geliyorum. Start edit diyorum. Sonra merge diyorum. Bakın bütün karışık ormanları birleştirdim arkadaşlar. Open Attribute Table'a geldim. Şurada bakın. Geldi tek bir şey oldu. Gördüğünüz gibi. Sonra şurada alan hesapla calculate geometri dedim. Hektar diyorum. Gördüğünüz gibi karışık ormanlar arkadaşlar 59.791,53 hektarmış. Yani bir şey alanı burada hesaplamak istiyorsanız tek tek birleştirip bunun üzerine kullanabilirsiniz. Yani tekrar gösteriyorum. Mesela başka bir şey birleştirelim.
Neyi birleştirebiliriz? Şehir alanlarıyla ilgili bir yeri birleştirelim arkadaşlar. Tabii şurada çok geniş bir şey değil ama yine de editöre geliyorsunuz, merge diyorsunuz, birleşiyor. Sonra onun alanında buradan tekrardan yeniden hesaplıyorsunuz. Çünkü eski hesaplama olduğu için bir tanesini gösteriyor. Burada hepsinin alanını size gösteriyor arkadaşlar. Bu da ayrı bir şey. Peki vektörel veriyi nasıl çeviriyorsun? O da aynı sistem vektörel veri. Az önce from raster'dı. Bu sefer to raster olacak. Şurada gördüğünüz gibi. Yani vektörel olan kendi çizmiş olduğunuz bir şeyi raster'a çevirmeniz lazım. Polygon to raster. Export'u seçiyorsunuz. Hangi değeri dönüştürmek istiyorsanız onu da ekliyorsunuz. Şurada value kısmına. İşte ben label'ı dönüştürmek istiyorum diyorsanız. Şurada call size da çok önemli. Kalitesiyle alakalı olduğu için. Ben 100 yaptım yüzdeyi. Ve gördüğünüz gibi vektörü raster'a çevirdik. Rengini de siz istediğiniz gibi sembolojiden hangi renkleri istiyorsanız onlara çevirebilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. O renkler renk ayarlarında yapabilirsiniz. Peki neden raster'a çeviriyoruz? Raster calculator diye bir şey var arkadaşlar. Hiç duydunuz mu? Raster calculator'ı. Evet. Diğer arkadaşlar duydu mu raster hesaplamalarını? Enes? Gülşen Hocam duymuş. Mustafa Hoca'ya selam söyle. Mustafa Köse'ye. Benim lisanstan arkadaşım. Tamam. Çok selam söyle. Sevdiğim bir arkadaşım lisanstan. İngiltere'ye gitmişti. Doktora yaptı. Orada. Şimdi raster calculator'a işte birkaç arkadaşımız duymuş. Ufak bir değinmek istiyorum. O ileri düzey olduğu için raster calculator'la ilgili ufak bir şey de göstereceğim size. 6. derste onunla ilgili ufak birkaç uygulama yapacağız arkadaşlar. Ancak şimdi indirdiğimiz Antep verisiyle ilgili bir şey yapalım orada. Raster calculator'da. Bakın raster calculator dediğimiz raster üzerinde hesaplamalar yapılan bir şey. Şu map algebra kısmında raster calculator'ı aldık. Diyelim ki Gaziantep'i seçiyoruz arkadaşlar. Gaziantep yükseltisi 295 1888 arasında bir yükselti olduğunu söylüyor. Yükseltisi 500'den büyük olan yerleri bize gösteriyor. Bakın çok basit bir denklem kurduk. Değeri seçtik. Büyüktür 500. Okey diyorum. Bize yükseltisi 500'den büyük olan yerleri maviyle gösterdi. Bu. Yani raster calculator öyle güzel şeyler yapıyor ki arkadaşlar. Bakın bir tane daha bir şey göstermek istiyorum. Basit bir uygulama. Benim hatta bugün üzerine çalıştığım bir şey. Kendi çalışmam arkadaşlar. Sabah 7. Şöyle bir şu an koordinat değişik geldi çünkü Antep'teki şeyi direkt aldığınız için o önemli değil. Bu gördüğünüz bir şey arkadaşlar ölçüm istasyonları şeyleriyle IDV. seçim evet, yapayım. Bir enterpolasyon tekniği uygulanarak santigrat derece şey yapılmış. Ancak ben bunu bir modelleme yapıyorum. Fahrenheit'le yapıldığı için Fahrenheit'e çevirmem lazım. Raster calculator işte neden raster önemli? Yani vektörel bir şeyi rastera çeviriyoruz ya. Bazı böyle denklemler kurarken raster üzerinde yapmamız lazım. Hesaplamaları piksel üzerinde olduğu için. Şeyin Fahrenheit'ın şeyini bileniniz var mı? Hesaplamasını. Sıcaklık yani mevcut sıcaklık artı 32 bölü çarpı şeydi. 1.8 değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani santigratı Fahrenheit'e çevirme
Sıcaklık yani santigrat derece artı 32 çarpı 1.8'di. Bileniniz var mı bilmiyorum ama. Evet, Gülşen hocam şey yaptı. Şurada yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi santigratı Fahrenheit'e çevirdi. Teşekkür ederim hocam. Bu da şey Fahrenheit'i santigrata çevirme formülü. Yani Russell hızlı bir şekilde bir şeyi hesaplayabiliyorsunuz. Peki tek bir harita üzerinden mi? Hayır. Birçok haritayı alıp yani siz kendiniz geliyorsunuz. Birçok harita üzerine denklemler kurarak hızlı bir şekilde bir modelleme, bir şey çıkartabiliyorsunuz. Örneğin bununla ilgili diyelim ki işte benim çalıştığım şeylerden bir hissedilen sıcaklığı hesaplamak istiyorsunuz. Hangi indekse ya da algoritmaya göre ise onun algoritmasını yazıp içerisindeki değerlerle Russell Calculator ile çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Bununla Russell Calculator gerçekten çok önemli. Bunu ben genelde artık şeyde yapıyorum. QGIS'te yapıyorum arkadaşlar. Aynı şey ama QGIS'te açık kaynak kodlu olduğu için size ilk derste de söylemiştim. QGIS aynı sonuçları çıkartıyor. Eğer birçok şeyi QGIS'te yapabiliyorsanız zaten aynı menüler şeyler. Raster kartı değişen bir şey yok. QGIS'i yapmanızı tavsiye ederim. Şeyi göstermiştim, gösterdim arkadaşlar size ücretsiz veri olarak World Climb verisini. Çünkü kusura bakmayın İstanbul Üniversitesi'nde uzaktan eğitim dersine girdiğim için şimdi orada anlatıyorum. Farklı uzaktan eğitim şeyleri var. Hangisi size gösterdim, göstermedim diye böyle şaşırıyorum. Sizler hatırlatırsanız World Climb diye bir site var arkadaşlar. Evet onu hemen göstereyim. Çok güzel site hocam. Bakın şurada World Climb versiyon 2. Burada dünya çapında eğer büyük bir yer çalışıyorsanız minimum sıcaklık, maksimum ortalama yağış, solar radyasyon, rüzgar hızı, işte basınçla ilgili de biyoklimatik konforla ilgili değişkenler var. Buradan verileri indirip özellikle şu son 30 sekund yazan indirirseniz daha çözünürlüğü daha iyi. Mesela biz geçen bir çalışma yapıyorduk. Solar radyasyonla ilgili yani meteorolojiden almış olduğumuz bir veri geniş çapta bir yere çalışıyorduk. Solar radyasyonu ben meteorolojide yok. Yani birçok meteorolojide mesela bir ilde bir tane bulabiliyorsunuz. Bana birçok nokta lazımdı solar radyasyonla ilgili. Sonra aklıma geldi World Climb'da oldu. Tabii şurada çevrimlerini yapacağız. Kilojoule üzerinde hemen buldum solar radyasyonu. Buradan indirdim. Onun üzerinde hangisi solar dönüşümlerini yaptım. Bunun hazır solar radyasyonla ilgili dönüşüm şeyleri var. Parametreleri yani internete yazdığınız zaman hazır menüler var. Burada dönüşümünü yaptım. Kullandım o algoritma için. İndeks için daha doğrusu. Ya da kendiniz de yapabiliyorsunuz arkadaşlar solar radyosunu ama bilgisayarınızı böyle geniş bir yerse bir ilse bir gün falan çalıştırmanız lazım solar radyosunun için. Bir yerin metrekareye düşen güneş şeylerin arkadaşlar ışınlarının o toplam olarak bu günde hesaplamış saatte de hesaplayabilirsiniz siz. Eğer günse 24'e bölersiniz onu da raster verdiği için şeyi de Russell Calculator'da 24'e bölersiniz size onunla ilgili sonucu verir. Bu da önemli bir şey. Şu Saga GIS arkadaşlar açık kaynak kodlu. Bundan da bahsetmiştim hatırlarsanız ilk şeyde. Mesela şu biyoklimatik konforla ilgili size şeyler verdi şey çapında. Dünya çapında ama siz dar bir yeri yaptınız kendi verilerinizle. Burada bazı şeyler çok otomatik şekilde mesela climate yazıyor tools. Bakın bioklimatik variables dediği kısımda siz değerlerin minimum, maksimum böyle ortalama işte yağış gibi değerleri yapıp şurada gördüğünüz değerlerin hepsini size otomatik olarak hızlı bir şekilde oluşturuyor arkadaşlar. Yani bu tür şeyleri de kullanmayı göz ardı etmeyin. Muhakkak hani coğrafya bilgisayarlarda belli bir seviyeye geldikten sonra alanınıza göre hangi programlar özel programlarsa onları bulup çalışmanızı tavsiye ederim. Bu Saga GIS de bu açıdan
iyi. Mesela Diva GIS diye bir şey var. Üç boyutlu görsellik o dem haritalanan şeylerin çok daha iyi gösteriyor. QGIS arkadaşlar apayrı. Ona ayrı olarak değinecek. Şimdi şeyimizi değiştirdik. Raffle kullanmayı gördük arkadaşlar. Şimdi diğer uygulamalara geçelim. GPS verisi aldınız. Mesela elinizde GPS cihazı var. GPS noktalarınızı aldınız. ArcGIS'te kullanmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Hemen Conservation Tools'a gelip From GPS var arkadaşlar. Bakın şurada gördüğünüz gibi. From GPX GPS. GPS to Future. Yani hepiniz GPS noktalarını kullanabilirsiniz. O yüzden bu kısımda dönüşümler önemli. GPS to Future'ı açıyorsunuz. Mesela benim GPS verilerim nerede? Burada. Uzaktan eğitim ders 4 arkadaşlar. Pardon. Bakın şurada GPS izleri diyor. GPX verisi. Okey dedim. Okey diyorum. Bakın çok basit. Size hemen verinizi buraya aktarıyor. Tekrardan gösteriyorum. Art Toolbox, Conservation Tools, From GPS, GPX to Futures'a tıklıyorsunuz. Verinizi şuradan çağırıyorsunuz. Sonra okey kaydedeceğiniz yeri belirleyip okey diyorsunuz. Sonra bu veri size SEP olarak gelmiyor arkadaşlar. Bunu SEP olarak data, export data deyip SHAPE file'a dönüştürüyorsunuz ve sonra istediğiniz gibi GPS verinizi kullanıyorsunuz. Bu da sizin devamlı kullanabileceğiniz bir veri. Bunu da bir kenara not edin. Muhakkak arkadaşlar GPS ile ilgili karşınıza şeyler çıkacaktır. Farklı olarak ne vardı orada? Çok basit, çok basit, aşırı basit. Bakalım. Uzaktan eğitim mesela dosyası. Şimdi dostlar oluyor ya, nokta gpx DVG falan. Onu yaptık buraya yani. atıyoruz. Cat verisini değiştirdik. GPX'i yaptık arkadaşlar. GPS. Bir de şurada gördüğünüz gibi mahalle sınırı join diye bir işlem var arkadaşlar. Join ne? Verinizde Excel'de var olan bir veriyi otomatik olarak oraya çekme arkadaşlar. Join. Ekleme. Şurada mahalle sınırlarını aldım. Türkoğlu'na ait mahalle sınırları. Şurada Open Entry Table diyorum. İşte nüfus, mahalle, kişi arkadaşlar. Şeyi alıp şuradan üzerine tıklayıp Join Enter Elus diyorsunuz. Bakın Join. Sonra şuraya geliyorsunuz. Aynı ortak ad olacak. Mesela adı. Çünkü orada da mahalle adı vardı. Sonra buraya gelip XSS verisini alıyorsun. Şu an almadı. Neden almadı veriyi? Bazı TPS yok. programlar eklenti kurmadan eski yeni formatları almıyor. Siz o formatı Excel'i açıyorsunuz burada. Dönüşüm yok. Pardon. Nüfusu açtım. Burada verileri. Farklı kaydet diyorum. Ha, şuraya 2097 ve 2003 şey olarak kaydettim. Şimdi tekrar geliyorum. Joins, join diyorum. Adı dedim. Bakın X, L, S'yi alıyorum bu sefer. Gördüğünüz gibi sayfa aldı. Mahalle adı dedi. Aynı isimde olacak. Şunlar şu. Hani aynı verileri alması lazım arkadaşlar.
Aynı isimde verilen olacak. Okey diyorum. Hemen şey yapıyorum. Tabii ki mümkün. Join'a bakıyorum. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar mahalle adı ve nüfus verileri karşımıza geldi. Gördüğünüz gibi. Nasıl bir şey? Yani Excel'e nasıl aktarırız? Değil mi? Şimdi şuradan Open Entry Table'ı açtık. Bütün verileri seçtiniz arkadaşlar. Bakın seçili hale getirdiniz. Sonra bunun üzerine sağ tıklayıp Copy Select deyin. Bakın Copy Select deyin. Excel gördüğünüz gibi Excel'e aktardınız. Burada. Oldu mu Mesut? Şimdi arkadaşlar rica ederim. Bunu seçtik. Bakın yani join işlemini yaptık. Şurada bir işlem yapmak istiyorum. Bir de ben mesela genelde join kullanmam. Neden? Join geçici olarak arkadaşlar. Burada haritanız yaparsınız. Geçici olarak gösterir. Yani ben bu veriyi kaldırayım. O yüzden veri tabanı üzerinden yapıp kopyalamayı tercih ediyorum. Ama bilmenizde fayda var. Join'i Open Network'ı açın. Bakın join yok. Gördüğünüz gibi. Şunu kaldırıyorum. Metrekareye düşen şeyi. Şimdi bazı hesaplamalar yapabiliyorsunuz. Bakın add file dediniz. Metrekare kişi diyorum. Double yaptım. Virgül ya da tam sayıda çıkabilir. Şimdi aritmetik nüfus yolu nasıl hesaplanıyordu arkadaşlar? File calculator'a geldim. Bileniniz var mı? Herkes biliyordur da. Nasıl hesaplanıyor? Yani nüfus bölü alan değil mi? Bu nüfus bölü alan tabii şunun alanı neye göre hesaplanmış bir bakmak istiyorum. Metre kare olarak kilometre kare de şey yapabilirsiniz. Burada şu kısımda mesela file calculator'a gelip arkadaşlar siz bölme, çarpma işlemi yani raster calculator'da olduğu gibi şu alanlar içerisinde bölme, çarpma, toplama gibi birçok işlemi yapabiliyorsunuz. Bakın bölme, çarpma, işte V, artı gibi işlemleri burada yapabiliyorsunuz. Bu da çok şeydir yani kullanışlı bir şeydir. Mesela 2017 nüfus bölü mahalle alanı dedim bakın burada. Okey diyorum. Şurada gördüğünüz gibi size hesaplamalar verildi arkadaşlar. Yani metrekareye işte kaç kişi düştüğüyle ilgili, kaç şey olduğuyla ilgili burada hesaplamalar verdi. Ya da mahalle nüfusunu çarpı 2 deyip burada hesaplayabilirsiniz. File kalkulatörle, hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Böyle de güzel bir tarafı var bu şeyin. Ya da alanını hesapladınız diyelim bunun. Sembolojiye geldiniz. Nüfus haritası yapacaksınız değil mi? Kuantitesi geldiniz. 2017 nüfus dediniz. Şu normalizasyon kısmı arkadaşlar gelip mahalle alanı derseniz size otomatik zaten alanı verir. Bakın az önce yapmış olduğumuz hesabı. Normalde biz öyle bir hesap yapmamışız. Yani şurada silelim. Geldik. Properties, quantities, mahalle nüfus. Bakın bunu yaptığın zaman mahalle sayılar arasında bir renklendirme verir size. Ama yoğunluk çıkartmak istiyorsanız mahalle alanı diyorsun size otomatik alanına göre hemen otomatik alan hesaplıyor. Yani biz hesaplamadan o file'ı yapmadan bize otomatik hesaplamayı gösteriyor. Bu da önemli şeylerden biri arkadaşlar. Yani raster calculator'da olduğu gibi file calculator'da kullanmanızı tavsiye ederim. Şu selection by attribute kısmı da
birçok vektörel veri içerisinde sorgulama yapmanızı sağlıyor. Hatırlarsanız mesela mahalle nüfusu diyor ya, mahalle nüfusu nasıl kalkülatörde yaptık onu gibi düşünün. Büyüktür. Siz getiriyorsunuz mesela burada 100 diyorsunuz. Okey. 100'den büyük olanlar. Bakın hepsi 100'den büyükmüş. Getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki 500. 500'den büyük olanları bana göster diyorsunuz. Bakın şu seçili olanlar 500'den büyükmüş. Şunlar 500'den büyük değilmiş. Yani onun gibi bu basit sorgulamalar dışında ve veya gibi böyle sorgulamalar yapıp onları da kullanabilirsiniz. Yani coğrafi bilgi sistemleri yazılımları zaten bunlar için var. Size hızlı sorgulama yapmanızı, işinizi kolaylaştırmanızı sağlamak için var olan programlar arkadaşlar. Yani diğer CAD programlarından, harita programlarından ayrılan kısımları bu kısımda. Bakalım ne kaldı başka yapmadığımız arkadaşlar. Dönüşümleri yaptık. Vektörü rastra dönüşümleri. Buffer üzerinde bir şey yapalım. Basit analizlerden biri. Şurada bina verileri, yani şeyin, Türkoğlu ilçesinin birebir gerçek veriler arkadaşlar bunlar. Sonra eczaneleri koyduk. Burada eczanelerde diyorsunuz ki işte çapı 1 kilometrelik olan yerleri gösterelim. Nerelerde eczaneler yok? Yani nerelere ihtiyaç var daha doğrusu? İnsanlar yürüme mesafesi olarak hesaplarsanız onu tampon analiziyle bunu gösterebilirsiniz. En basit analizlerden biri ama kullanışlı bir şey arkadaşlar. O da şu geoprosensik kısmında buffer'a geliyorsunuz. Şurada input kısmına eczane diyorsunuz. Kaydedeceğiniz yer. Şurada metre olarak mesela ben 1000 yazdım. Okey diyorum. Size şurada eczanenin olduğu şeyleri götür. Şu kısımlarda ihtiyaç olduğunu bize gösteriyor. Bir de buffer'da multiple ring buffer diye bir şey var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Analiz. Promotisi. Şu multiple ring buffer dediğimiz ne demek? Hemen onu gösteriyorum. Şimdi burada 100 artı 200 artı 300 artı 400 artı 500. Bakın 100 arttırarak şeyi gösterebilirsiniz o aşamaları. Yani isterseniz 50-50 yapın, o size kalmış. Yani aralıkları siz belirleyebilirsiniz. Sonra şurada bakın distance, default, unit kısmını metre yaptım. Bakın şu kısmı okey diyorum. On tane yaptığımız için tabii ki diğerine göre şey sürüyor arkadaşlar. Sonra bunu geliyorsunuz bakın 100-100 yaptı renklere göre. Display'den böyle biraz şey açıyorsunuz. Sonra gelip şurada şu kısmın ilk şey olduğunu 100 metre olduğunu sonra 200 metre 300, 400, 500, 600, 700, 800 yani 1000'e kadar bir mesafe olduğunu bu yarı çaplarına göre hesaplayabiliyorsunuz. Yani basit analizlerden duruyor ama birçok işinizi bu sayede kolaylaştırabilirsiniz. Daha böyle ileri düzey olanlar var işte mesafe analizleri. Tabii onlar ileri düzey dediğimiz. Bakın sizleri göstereyim. Yoğunluk. Bunu göstereceğim size yoğunlukla ilgili bazı analizleri. Distance var arkadaşlar. Maliyet hesabına kadar birçok şeyi yapabiliyorsunuz burada. Şu kısımlara girmeyeceğim ileri düzey. Enterpolasyondan bir iki tanesini göstereceğim. İleri düzey değil. Rastlı kalkülatörden bazı örnekler göstereceğim. Yani sizin işinize hangisi yarıyorsa böyle kısa zamanda öğrenebileceğiniz onları göstereceğim. Sonrasında artık kendi özel alanınıza göre kendinizi geliştirebilirsiniz. Sonra şu solar radyosundan bahsetmiştim. İsterseniz hızlı bir şekilde kendinizi şu an hesaplamayacağım.
hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir dem verisi, zaten deminiz var. Dar bir alanda demin seçip şurada tarihini belirliyorsunuz. Bakın yıl 2019. Başlangıç gün ve son gününü belirleyip ister ay olarak, yıl olarak, bir gün olarak bu tür şeyleri hesaplayıp sizin solar radyosunuzu hesaplayabilirsiniz. Bu da hani ileri düzey bir şey ama hesaplaması çok kolay. Bazı çalışmalarda kullanabilmeniz için bu tür işlemleri de yapabiliyorsunuz. Eğer aklınızda özel bir konu varsa arkadaşlar, 5. ve 6. hafta, yani hocam şöyle şeyi de merak ediyorum, şunu da anlatabilir misiniz dediğiniz bir konu olursa bana mail olarak ya da WhatsApp'tan herhangi bir yerden yazıp onunla ilgili anlatmaya çalışırım arkadaşlar, o konuyla ilgili sizlere. Onunla ilgili de herhangi bir şeyiniz olsa yazabilirsiniz. Şu an bile yazabilirsiniz arkadaşlar. İleri düzey kurs şey yapacağım. Talep çok. Yani geçen yıldan beri birçok kişi söylüyor arkadaşlar. Eğer şimdiden bununla ilgili talep oluşturursak ileri düzey kurs açmayı düşünüyorum. Çünkü belli bir sayının üzerinde okul izin veriyor üniversite. Sizler de ona göre şey yaparsanız ileri düzey ihtiyacınıza göre bütün konuları belirleyip kurs açarız. Zaten talep var. Ben bir türlü, yani şeye çok fazla talep var. Başlangıç seviyesinde bu seviye çok fazla talep olduğu için bir türlü açamadım. Hep açmak istediğim, öğretmek istediğim gerçekten çok önemli konular var. Ona göre eğer talep şey yaparsak arkadaşlar, sizlerle de görüşürüz. Onunla ilgili bir talep oluştururum. Açabiliriz. Bence de güzel olur ileri düzey. Hepimiz için iyi olur. Farklı farklı programlar da görürüz. Ona göre işlemler yaparız. Bakalım son şeyde başka neler anlatabiliriz arkadaşlar. Bugünkü şeyleri bitirmişiz ama yine de bakıyorum yani ne konu. Reclassify diye bir şey var, onu da gelecek hafta anlatacağım da. Yapmış olduğunuz sınıflandırma verilerini nasıl yükseltide yapıyorsanız orada reclassify diye bir şey var. Örneğin yükseltisi 0 ile 1000 ise onu siz 1 yapabiliyorsunuz. İşte 1000 ile 2000 ise 2 yapıp bazı raster kalkülatör hesaplamalarında hızlı bir şekilde işlemleri yapabilmeniz için ya da model kurarken arkadaşlar, model buildur dediğiniz bir şey var. Onu da ileri düzey şeyi de anlatmayı düşünüyorum. Model kurarak bunları yapabilirsiniz. Daha böyle spesifik konular var. İşte uzaktan algılama ile ilgili çok talep var. Onunla ilgili de belki ilerleyen dönemlerde açacağız. Çünkü biz de coğrafi bilgi sistemleri merkezi açtık. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde. Artık kendi merkezimiz üzerinden kurs açmayı düşünüyoruz. Şu an Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi eski üniversitemde, oradan da talepler oraya gittiği için, çünkü eski öğrencilerin de orada olduğundan dolayı taleplerin çoğu oraya gidiyor. Onları da kırmayarak bir şey açtım ama bundan sonra kursların çoğunu kendi üniversitemiz üzerinden, merkez üzerinden açacağız. Zaten şeyleri de duyuracağım yani. Birçoğunuzda mail, hepinizin mail adresi var. İleri düzey açacak olursak hepinize mail atarım arkadaşlar. Bu günkü dersimiz de bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Son iki derste daha fazla uygulama yapıp ve sizlerin de muhakkak arkadaşlar tekrar etmenizi istiyorum. Yoksa havada kalır. Çarşamba günü görüşmek üzere. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım arkadaşlar. Aklımda. İyi akşamlar Gülşen Hocam. İyi akşamlar arkadaşlar tekrardan. Görüşmek üzere. Şu an hemen atıyorum. Mailinizi birkaç dakika içerisinde Global Map programı mailinizde olur arkadaşlar. Onu da muhakkak kurum. Sonrasında zaten uygulamalara devam. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrardan. Açar muhtemelen hocam.